Michael Kuyucu'yla birliktesiniz efendim ve müzik habercisi programında bugün son 1,5 yıldır yine ivmesini yükselten ama bizim 90'lardan beri tanıdığımız ve benim de çok sevdiğim bir yorumcu, bir dansçı, bir müzisyenle birlikte olacağız. Faruk Kaya'yla birlikte olacağız. Merhaba Faruk, hoş geldin tekrar müziğe. Herkese merhaba, hoş bulduk sevgili Michael. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi çok şükür heyecan dorup da gidiyor. Tabii ki pandemi koşullarında ne kadar hızlı gidebiliriz bilemiyorum ama yine sosyal mesafede kendimizi koruyarak yeni çıkardığımız single'ımızın promosyonunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama her şey çok güzel gidiyor. Sağlıklıyız en azından. Buna çok çok şükür. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii ki yeni single'ı konuşacağız ama önce bir öncekine gidelim. 2020 yılında müthiş bir sürpriz oldu hepimize. Sana da bana da ve Azar Azar adlı o hani 2000 yılında filan 2000'lerin başında çok sevdiğimiz şarkını tekrar dinler olduk. Biraz oradan başlayalım mı? Nasıl oldu Azar Azar'ın tekrar gündeme gelmesi? Sevgili Michael, Azar çok keyifli kullanılan bir aplikasyon uygulaması ama Azerbaycan'da, İran'da, Hindistan'da, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde yani yaklaşık dünya üzerinde 270 ülkede var olan bir aplikasyon. Evet. Ve Azar İspanyolca'da rastgele şans getirme anlamında kullanılan bir kelimeymiş. Ben de yeni öğreniyorum bu arada bunu. Yani Azar'ın İspanyolca anlamı rastgele iyi şanslar demekmiş. Bu aplikasyonu kullananlar, yıllarca Türkiye'de kullananlar özellikle markaya neden Azar Azar'ı kullanmıyorsunuz, Faruk Ay'ı kullanmıyorsunuz diye böyle bir şey yapıyorlar. Hani mesajlar atıyorlar. Şeylerde, Twitter'larda paylaşıyorlar. Evet. Bunun üzerine de bu işbirliği kaçınılmaz oldu. Çok güzel bir reklam teklifi geldi. Nasıl oldu? Nereden buldular seni? Sosyal medyadan mı, telefonun mu çaldı? Hani böyle tam Türk filmi hikayesi gibi oldu. Çok aynen, da güzel. Aynen, tam Türk filmi kesinlikle Michael. Burada Türkiye'de işlerini yürüten Royalty diye bir ajans var. Güney Kore işlerini yürüten. Ve bizim camiamızda seneler evvel de birçok sanatçıyla çalışmış bir basın danışmanı var. Merve. Beni o aradı. Yani ben normal hani piyasada herhangi bir iş var ya da normal bir sohbet muhabbet edecek diye açtım telefonunu. Evet. Merve dedi ki vallahi Faruk tarih kuşu kondu 20 sene sonra başına dedi. Nasıl başlayayım cümleye dedim nasıl başlarsın öyle başla. Dediler ki şarkıyı kullanmak istiyoruz Azar Azar'ı tekrar cover yapmak istiyoruz. Hatta single olarak çıkarmak istiyoruz. Buna bir klip çekmek istiyoruz ve 3 tane de reklam filmi çekmek istiyoruz ve yüzü de sen ol istiyoruz. Süper. Bence dalga geçiyorlar zannettim. Çünkü pandemi başlamış. Hani bazen böyle geyik muhabbetleri olur ya. Evet. Getiririz. Hani moral olsun diye. Dedi, gerçekten mi söylüyorsun? Dedim gerçekten ciddi söylüyorum Faruk. Sana dedi en uygun zamanda dedi toplantı vereceğiz. Toplantı verdiler Michael. Evet. Gittim. Çok keyifli bir ortam. Zaten fikir babası Türkiye temsilcisi Yasin Kaya ve Royalty Ajansı sahibi Ekim Bey. Yani Azar denildiğince direkt Azar Azar şarkısıyla danslarla ben çıkıyorum. Aslında mevzu bu. Evet ve başladı şarkı bir anda. Evet seyircilik. FFW Creative Audio şarkıyı çok güzel yeniden düzenledi. Bence sound'u çok çok güncel ve müthiş bir sound oldu Azar Azar'ın. Çok iyi oldu. Arkasından 3 tane reklam filmi, yeni klibi, tekrar bir merhaba demiş oldum. Evet ve eski yani kendi cover'ını yaptın. Çok güzel bir şey bu aslında. Kendi cover'ımı yaptım aynen. 20 yıl sonra kendi cover'ımı yaptım. Azar azar kader bize ne yazar? Böyle gelmiş böyle gitmez o kadar. Beni aşka düşman etme. Yok yok acıdım niyetimi bozamam. Zaten ilk çıktığında Azar Azar da gayet güzeldi. Yani o dönemin sound'unda radyolarda bol bol çaldı, çaldık ve sound'u standardın üzerindeydi. Yeni cover'da yine aynı şekilde sound'u yine standardın üzerinde bir sound çıkarttın. Zaten sen sound adamısın. Ben biliyorsun ne kadar çok iş yapıp çöpe atan bir adamım. Paraları da çöpe atan bir adamım biliyorsun. Evet. Çok yakından. Çünkü gerçekten yapmış olmak için hiçbir şey yapmadım hayatta. Hep doğru. Böyle inandığım güzel olsun, kaliteli olsun. Sound'u çok iyi olsun, sözleri çok güzel yakışsın ve ben çok iyi okuyabileyim diye yola çıktım. Yani hani bu bir tane eksik olunca müzisyenliğin tadını alamıyorum. Doğru. Bir de benim ekstra içinde dansım da var, koreografilerim de çok önemli. Evet. Şimdi büyük bir misyon var aslında kendime yüklediğim. O yüzden de inceleyip sık dokuyorum. Bu Azar Azar sound'uyla da ilgili 6 ay stüdyoda FFW'yla çalıştım. Yani yorumuna kadar zaten bambaşka farklı bir yorumla okuyorum. Soundlar benim için çok önemli, ritimler çok önemli. Evet. Ama
böyle bir çalışmanın sonucunda da keyifli bir müzik çıkıyor ortaya. Evet. Önemli olan benim için de o. Doğru, değdi ve güzel oldu ve gerçekten de pandemide güzel bir çalışma, güzel bir şarkı, güzel bir cover sundun bize. Ve tabii ki daha geçenlerde bir magazin portalında okudum. Tabii ki bir anda magazine de düştün. Başladılar sana sormaya, yok 1 milyon aldı, yok 5 milyon aldı filan falan diye. Ne diyorsun yani, para hep züğürtün çenesini yorar derler de senin de başına geldi. Aynen. Şimdi promosyon o kadar büyük oldu ki, çünkü dünya markası Azar. Evet. Ve haliyle bütün portallarda inanılmaz reklamlara girdiler. Tüm dünyada yayınlandı değil mi? Tüm dünyada. Evet, tüm dünyada. Yani şu an aslında telifler oturmuş olsa değil mi? Gerçekten bütün ihtiyacı olan en az 100 müzisyen aileye yetecek kadar evet. Telif toplayabilirim. Evet. Keşke okursa. Dünya genelinde şu an 875 milyon görüntüden. Çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Evet. Hem bunun içinde sadece klip değil Michael. Evet. Bütün reklamlar, 3 reklam, arada çektiğimiz 2 tane daha reklam, evet. Klibi. Paket yani. Paket olarak düşün. Çok iyi ama yani çok keşke iyi. Keşke o para toplansa, ben Türkiye'deki 100 tane aileye o parayı bağışlarım. Keşke toplanabilse. Keşke. Ama ne yazık ki telif haklarından çok büyük para almadım gibi reklamlardan da almadım. Evet doğru, böylece magazin konusunda, ama zaten bizde bu geek hep vardır, ya sevgili sorarlar ya para sorarlar magazinciler. Para sor. Evet evet, ama müthiş bir başarı, gururlanacak bir başarı. Uluslararası arenada bir Türk müzisyeni böyle büyük bir pakette yer aldı ve dediğim gibi 875 milyonluk bir izlenmeye, bir reach dediğimiz bir erişime ulaştı bu paket ve kesinlikle. Bence nice güzel çalışmalara ve... Derken, bütün bunlar devam ederken yine bir cover ve çok cici bir cover, hepimizin sevdiği bir Sezen Aksu klasiği. Hadi bakalım seslendirden. Yeri mi ismi dar, yoksa yeni mi ismi dar, ne var? Uçurmuş herkes, o da kim oluyor, sen kimsin, kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım hikayesi de şöyle oldu. Aslında Hadi Bakalım Azar Azar'dan önce çıkacak olan bir projeydi. Yaklaşık 1,5 sene önce Avrupa Müzik'te Deniz Erdem'le sohbet ederken evet. Ve yüzüme baktı, şöyle bir şey dedi. Ya Faruk, seni gördüğüm zaman bir şarkı aklıma geliyor. Bu şarkı ancak sen okursan çok yakışır. Diye böyle bir sohbet esnasında geçirdi. Hangi şarkı Deniz Bey dediğinde Sezen Aksu'nun seslendirdiği Hadi Bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin, bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam, pek hesaplı ince iş. Hadi bakalım, kolay gelsin, bir acayip zor yarış. Ya şimdi şarkıları böyle hani prodüktörler gördükleri vakit solistlerine yakıştırmak gibi özellikleri evet, var. Evet doğru. Önce çok korktum açıkçası. Çünkü neden? Çok büyük bir türkü olmuş Türk pop müziği doğru. De gerçekten aslında Türk pop müziğini başlatan şarkılardan da bir doğru. Tanesi diyebiliriz Hadi Bakalım için. Tabii. Sözleri biliyorsun, benim çok kıymetli dostum Nur için de yazsın. Evet. Özlemle anıyorum Aysel Gürel. Evet. Bestesi Onat Tunç, zaten Onat Tunç Türkiye'nin pop müziğine en evet. Büyük yön veren, en değerli müzisyeni, aranjörü, bestecisi. Evet tabii ki Türk pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu o kadar tatlı yorumladı ki hepimiz çocukken bu şarkıya aşık olduk. Evet, aynen. Bu yaşımıza kadar hep söyledik. Aslında büyük bir riskti benim için. Hatta arada Tarkan da seslendirdi bu şarkıyı, bilirsin. Bir projede, evet doğru, bir proje evet, albümünde. Bir projede, aynen. Ya Deniz Bey, aslında dedi, tedirgin oldum dedim. Hani şarkı çok güzel. Korkma dedi. Zaten dedi, müzik dedi, hayat dedi, risk almaktır. Sen bu riski almayacaksan bu işi yapmamalısın. Yani bu işi bırak o zaman dedi. Doğru söyledi aslında. Hani risk almak her zaman önemli. Doğru. Tabii belli normlarda, belli level'lardaysanız. Evet. Bir kere enerjin var, dans ediyorsun, dans edeceksin. Orada zaten 1-0 öndesin. Doğru. Şarkı zaten çok naif, çok tatlı. Enerjisi de sesine yakışacak. Oku demoyu göreceksin dedi. Ve soluğu biz Ozan Çolakoğlu'nda. Oo, tam devler ligi. Aynen, önce tonumuz alındı. Ozan aranjeye başlayacaktı. Fakat pandemi patladı ve bunlar Londra'ya gitmek durumunda kaldılar. Evet. Evet, tam şarkı yani yapım aşamasında Deniz Bey şey dedi. Hani bir sene beklemeniz lazım Deniz, isterseniz beklemeyin. Hani yetiştiremeyeceğim çünkü hani Londra'dayız, pandemi oldu, oldu, bu oldu. Şarkı Ozan'dan çıktı, Erhan Bayrak'a gitti. Erhan da biliyorsun azar azarı uçurdu. Patlatan, evet. Uçuran ve ondan sonra da gerçekten çok büyük hitlere imza atan çok değerli bir aranjör. Zaten çok büyük bir Onat Tunç hayranı. Şarkıyı duydu,
beni rahat bırakın dedi. Ben bu şarkıyı çok güzel yapacağım. Çok, yani hem sevdiğim şarkı, hem Faruk'un Azar Azar'ındaki imzam var. Hem çok yakıştı sesi Harun bu şarkıya. Bana bırakın dedi. Ya Michael, yemin ediyorum tam 8 ay maskeyle gittim geldim, gittim geldim haftanın 4 günü. Evet. Ya müzisyenlik böyle bir şey. Tabii. Ben dans diyorum, benim danslarıma göre ritimleri yazıyor Erhan. Ben ele gidiyorum, Erhan melodi yazıyor. Ben gidiyorum, bakıyorum melodi yorumumu değiştiriyor. Yani müzik böyle yapılmalı Türkiye'de. Eskiden biz langur lungur gir stüdyoya 10 tane oku 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 vokalleri yaptır canlı yap. Müzik bu değilmiş. Doğru. Doğru. Gerçekten. Hani 8 ay. Evet. Yaptığımız şarkılar eksik kalıp dinleyicisiyle buluşmuyor. Evet. Çok keyif aldım. Kilim gibi dokudu şarkı Erhan Bayrak. Müthiş. Evet. Ben yani defalarca okudum. Bir kelimeyi bile 3 defa 5 defa çok güzel gidip okuduğumu biliyorum. Müthiş. Umarım müthiş. Umarım beğenir müzik dinleyicileri. Elimden gelen her şeyi yaptım sevgilim. Kesinlikle söyleyeyim, beğendik, beğenildi. Zaten radyolarda da bol bol çaldı. Yeni bir sound ve iyi bir sound oldu. Erhan Bayrak'la ben hep söylüyorum, soundunu çok sevdiğim bir aranjördür. Kendini geliştirebilen ender aranjörlerden bir tanesi Erhan Bayrak. Ve bunu da yansıttı. Ve hadi bakalım da Faruk Kağan'ın neredeyse bir yıl içinde yayınlanan ikinci cover'ı ve güzel şarkısı oldu. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi bir röportajda okudum ve çok da hoşuma gitti. Benim üç hayalim vardı demişsin. İkisini yaptım. Birincisini, yani üçüncüsünü yapmak istiyorum. O da Eurovision şarkı yarışması. Doğru okudum mu? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben evet. Seninle ilk konuştuğumuzda ben Eurovision fanıyım demiştim. Ve evet. Hala takip ediyorum. Benim hiçbir sene, yani Türkiye'nin katılmadığı seneler bile Eurovision Türkiye fan kulübüne üyeyim. Canlı yayınları izlerim. Puanlamalar yaparım. Ülkenin kendi performanslarının belki seçilene kadar büyük bir hayranlığım var. Evet. Eurovision şarkı yarışması bana müziği başlatan yarışma çocukken. Öyle mi? O kadar. Çünkü oradaki show business benim enerjimi ortaya çıkardı. Ben de onlar gibi dans edip şarkıyı söyleyebilirim. Aslında işte bir idealizm vardır ya, bir müzisyenin, evet, bir dansçının, bir oyuncunun yakaladığı bir şey vardır. Evet. Ben 6-7 yaşında yakaladım Eurovision şarkı yarışmasını. Sandra Kim, Jamie Jamelevi. Evet, Belçika birincisi. Birinci, evet, olduğu zaman dedim ki, aa, benim yaşımda. Demek ki çocuklar da bu yarışmaya girebilir. Ya bakar mısın çocuk aklında, ben 13 yaşındayım, kız 13 yaşında birinci oluyor. Evet. Aşk buradan geliyor aslında. Jamie Jamelevi. Ya ben bunu çok istiyorum. Doğru. Yani ben kendi normlarımı da biliyorum, level'ımı da biliyorum ve ben hep bunu aşmak için çaba gösterdim. Doğru. Yorumcu olarak, besteci söz yazarı olarak niye o platformda olmayayım? Kesinlikle. Yani tek başıma olmayabilir, yanımda iki tane değerli sanatçı dostumla da paylaşabilirim. Aha. Ama neden olmasın? Ve yani en büyük hayalim o aslında. Çok da güzel bir hayal ve dansçı kimliğinle ki dünya müziği artık şova ve dansın ön planda olduğu bir böyle pakete gidiyor. Sadece tek başına şarkı değil, beraberindeki koreografi vesaire gibi etkinlikler de bir paket halinde sunulduğu için ve sen de bu paketi sunabilen bir kişi olarak da aslında bu hayalin gerçekleşmesi hiç de hayal değil. Yeter ki şartlar ortam uysun diyorum. Tabii olsun. Hatta evet, burada bir örnek vereyim sevgili Michael. Geçen sene iptal olan Litvanya'nın şarkıcısı, hı hı, bu sene de yarıştı. Baktığım zaman çocukta kendimi görüyorum. O hareketleri deli. Ben de yani normal hareketler yapmıyorum dans ederken. Farklı bir imaj var aslında. Doğru. Modern dans tiyatrosu. Çok çocuk doğru. Çocuk çok güzel ifade ediyor. Aslında ben de senelerce onu yaptım. Evet. Hani işitme engelliler lisanından yola çıktım Azar Azar'dan. Sonra Honky Ponky'deki Kiki Kuvatbat dünyaca ünlü olmuş bir çocuk dansını geliştirerek bir şeyler sunmaya doğru, çalıştım. Doğru. Aşkı arkasından aşk tek yönde tamamen modern dans tiyatrosu. Yani bunu yapabilirim diye hissediyorum. Evet. Çok çalışarak tabii ki. Yani istemekle çalışmak çok doğru orantıda. Çok yüksek bir performans olursa yapabilirim diye inanıyorum. Kesinlikle ben de inanıyorum ve dilerim de bu hayalin gerçek olur. Müzik habercisi.
sona doğru gelirken 90'ları hemen hemen hepimiz yaşadık. Sen biraz 90'ların 90'larda daha böyle müzikle amatör ilgileniyordun. Ne zaman 90'ların sonuna denk geliyor değil mi senin tam solist olarak çıkışın? Tam 2000 yılı. Evet. Pardon, 2001 yılı. Evet, öncesinde grup vardı. Şeyi soracağım. Özlüyor musun 90'lı yılların ve 2000'li yılların müzik endüstrisiyle, müzik üretimiyle 2010'lu 20'li yılları karşılaştırdığında neyi özlüyorsun? Ya özlediğin bir şey var mı? Yoksa yok ya şu anda daha mı iyi diyorsun? Michael tamamen aşkı, sevgiyi, sadakati, acıyı, hüznü, her şeyi özlüyorum. Şu an tamamen betondan bir duvar. Evet. Sadece ritimlerle ve laflarla betonu kırmaya çalışan bir topluluk. Evet. Hani The Wall diye bir film vardır Pink Floyd'un. Hı hı. Hatırlar mısınız? Hı-hı. Bilmiyorum, hani belki yeni jenerasyon bilmez ama duvara yıkılsın diye insanlara haykırarak söyler. Evet. Şu an o. İnsanlar sadece duvara şarkı söylüyorlar. Maalesef. Bana öyle geliyor. Duygu hiç yok. Yani duygu olmayan bir şarkı samimi olarak sana geçmez. Geçmez. Neden 90'lar bu kadar revaçta tekrar gündeme geldi? Çok samimi, çok doğal. Her şey olması gerektiği gibi. Ben de katılıyorum. Hüznü de, acısı da, tatlısı da. Melodiler o yüzden ince gibi kulaklarda hala yeri. Şu anki yeni çıkan şarkıların hiçbirini sahnede söylemeye kalksam hatırlamam. Doğru. 90'lardan, İzel Çelik Ercan'dan, efendime söyleyeyim, Leman Sam'dan, Asya'dan, Mustafa Sandal'dan söyledim, Yonca Evcimik'ten söyledim. Hepsini baştan sona söyleyeyim. Evet, akıllarda kalıyor. Biraz daha melodik, biraz daha duygusal şarkılardı. Günümüzde baktığımızda biraz bu özellik gitti. Ben de şahsen yani diyorum, bakıyorum, evet akılda kalmıyor. Melodiklik de, melodik eser kavramı da kalmadı. Bu inşallah bu da hayra alamet olur bundan sonrası için. Yani tamamıyla bu bir dönem diye düşünüyorum. Hatırlarsan dönem taverna müziği çok popülerdi. Evet. Türkiye'de. Evet. Yaklaşık bir 10-15 yıl sonra rock aldı yerini. Sonra Anadolu rock'a devretti bayrağı. Evet. Sonra evvelce sanat müziği, sonra arabesk oldu. Tabii. Pop hiçbir zaman ama bayrağını vermedi. Vermedi. Bir şekilde devam etti. Doğru. Şu an sadece biraz kabuk değiştiriyor. Bu şekillendirmeye çalışıyor kendini. Evet. Mutasyona uğradı pop müziği. Mutasyon, evet. Doğrusu o. Covid gibi mutasyona uğradı. Aynen. Abi, İnşallah kesinlikle. Diğer müzikler de hani bu popu bozmaya çalışan müzikler de bu yine dönemin popüler tabiriyle söyleyelim peak noktasını yapar ve düşüşe geçer inşallah. Ve yine tamam, eski pop çıkar. De emanet bütün radyocuları ve senin gibi değerli müzik kulağına, müzik bilgisine, müzik duygusuna sahip insanlara emanet bu durum Michael. Evet. Şunu, ben asla şuna inanmıyorum. Söz besteci, yorumcu bunu değiştiremez. Tamamıyla müziğe yön veren değerli insanlar bunu değiştirebilir. Evet. Müzik medyası. Evet, ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de doğru söylüyorsun ve tam böyle nostaljiyi de barındıran ama her zaman kendini güncelleyen bir müzisyenle, bir solistle birlikte olduk. Hadi bakalım onun 2001 model şarkısı Faruk Kan'ın. Hadi bakalım kolay gelsin. Peki çok kısa, bundan sonra ne yapacaksın? 2021-22? Yeni şarkı için stüdyoya girmek üzereyim. Yani böyle bir 3-4 ay sonra çok fazla bir ara vermek istemiyorum. Çünkü bu ivmeyi yakalayınca tabii devam ettirmek çok büyük şart. Çünkü gözlerin rock olan gönülden de rock oluyor. Doğrudur. O yüzden uzaklaşmak istemiyorum Michael. Çok cici bir şarkım daha var. Onun için stüdyoya kapanmak üzereyim. Allah kısmet ederse Ağustos konuğunu çıkartacağım. Bu arada da işte sahne olursa sahnelerimizi yapıp biraz para kazanıp biraz hayatımızı idame ettirip biraz müzisyenlere, dansçılara para kazandırmak için çalışacağız. Ne güzel. Bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. İnşallah güzel olsun, hayırlısı olsun. İnşallah. Çünkü Covid-19 dönemi, pandemi döneminde en çok zarar gören iş kollarından bir tanesi müzik oldu ve 2001 yazında yavaş yavaş açılacağının sinyallerini de alıyoruz. Aşılanalım hepimiz ve bir an önce eski hayatımıza dönelim ve tekrar hoş geldin diyelim sevgili Faruk Kar. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Michael. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Ben de sana teşekkür ediyorum. Evet efendim, işte böyle müzik habercisinde Faruk Kar'la konuştuk. Faruk Kar son 20 yılda gerçekten çok özel işleri yaptı, imza attı ve şimdi de zaten 2020 ve 2021'i de gayet aktif geçiriyor. Azar azar 2020 versiyon ve hadi bakalım 2021 versiyon adlı şarkılarıyla.
Müzik habercisi, hit müziğin sesi. Müzik habercisi.